Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir bazlama videosuyla karşınızdayım. Bunda sarı buğday unuymuş. BİM'e gelmiş, oradan aldım. Deneyelim dedik. Normal undan kattım. Normal undan, beyaz unu da güzelce eledim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şu 3 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Şöyle gene şekerle köpürttüğüm takmayan var. Şöyle bir iyice sıyıralım. Ilık suyla ilave ederek yoğuracağım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? BİM'deki sarı un gibi herhalde dedim, öyle çıkacak ama bildiğimiz beyaz un gibiydi de. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Şöyle bir kenarından başlarsanız bunun cıvık bir hamur olacak ama hacimli bir hamur olacak tabii ki de. Az az ekliyoruz suyunu. Ederseniz daha güzel olur hamurunuz. Yavaş yavaş hamuru toparlayalım. Şöyle dıştan içe doğru. Arkadaşlar şöyle zeytinyağım var sızma. Bunu koyup koymamak size kalmış. Bunu koyduğunuz takdirde geç bayatlama oluyor ve daha böyle elastik bir hamurunuz oluyor. Ben bunu yapa yapa deneye deneye fark ettim. Ama sıvı yağ değil. Varsa zeytinyağı. Sıvı yağ da iyi oluyor ama yumuşak tutuyor sadece. Bu bayatlamayı engelliyor. Çünkü katkı maddesi olmadığı için çabuk bayatlıyor. Hemen yiyeceğiniz kadarına ayırıp gerisini hemen difrize atarsanız daha taze çıkıyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde. Şöyle göstereyim size kıvamını. Şimdi etrafını da temizleyeceğim. Kabaracak. Bir daha yumruklayacağım. Ondan sonra da yer mayası vereceğim. Yaparken görüşelim. Arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçelim. Bazlamayı. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmış. Şöyle unumuzu serpelim tahtamıza. Şöyle hamur kartımızı da şey yapalım. Bu şekilde yapmaya başlayalım.
edebiliriz. Şöyle altına vurup görüyorsunuz şimdi nasıl güzel kabarıyor. Şöyle. Devam edelim. Şöyle de yapabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde 15 dakika yer mayası alacak. Şimdi üzerine örtelim. Yapma aşamasında görüşelim. Arkadaşlar şöyle güzelce yer mayasını aldılar. Şöyle göstereyim size. Şimdi tek tek bunları düzeltip tavaya yollayacağız. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle elimizle güzelce düzledik. Elinizden geldiğince eşit olmasına dikkat edin. Şimdi tavamız ısınsın. Yollayacağım. Şöyle elimizin üstüne alarak şu şekilde götürelim. Şimdi bir diğerine geçelim. O pişerken bu da iyice güzelce yer mayası alır. Şöyle güzelce alıp hemen üstünü geri örtüyoruz. Zaten hamur öyle güzel ki arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah. İki kere de yoğurdum arkadaşlar. Kabardı yeniden, kabardı yeniden. Görüyorsunuz kendisi zaten kabarıyor. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar pişmeye başladı. İki kere çevirdim. Şimdi üçüncü dikkat bir şekilde çeviriyorum. Ondan sonra tamam. Ondan sonra kabarmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar tavaya alıp kazanımıza. Böyle bazen tamamen bir şöyle bir kere çeviriyoruz. Sonra bir tur daha çevireceğiz. En sonunda bırakıyoruz kabarsın diye. Şimdi ikinci turda çevirdim. Şimdi bırakacağız artık kabarması için. Güzel güzel kabarmaya başladı arkadaşlar. Şöyle elinize daha da çevirin. İstediğimiz gibi oldu elhamdülillah.
Gördüğünüz gibi ne güzel kabardı, iç havayla doldu. Bildiğiniz balon bazlama oldu. Şöyle arkadaşlar öbürünü de attım. Üçüncü bazlamaya geçtik. Allah'a az tadıyla yemeği nasip etsin. Olmayanlar da nasip etsin inşallah. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Hala devam ediyorum. Ama sizlere şöyle de bir çekim yapayım istedim. Şöyle iç dokusunu göstereyim. Şöyle gayet güzel yumuşacık. Sarı unu denedim arkadaşlar. Tarifi birebir her şeyle yazdım. Şöyle görüyorsunuz yumuşaklığını. Dokusunu. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Afiyet olsun.